8 Hocam, maçta 18 12 galibiyet. maçta 12 galibiyet, 5 beraberlik aldı, bir kez mağlup oldu takım. 41 gol atıldı, 13 gol yenildi. 2.28'lik bir e, puan ortalaması yakaladı. Oynatılan oyuncu sayısı 30'lu. Burada bir oyun sistemi ve anlayışı da oluşturdu zaten. Çok güzel iyisiniz. Yukarıda arkadaşlarımıza da Tahire'de, Fırat'a da teşekkür ederiz. Hepsinin ellerine emeğine sağlık. Bilal'e de teşekkür Bilal e de, ederiz. Bilal'e de tabii özür dilerim. Bilal'i unuttuk. Ee, bu istatistikler kötü mü? Zaten bu e, başarılı istatistiklerle ne zaman Ne zaman çok, camı çok... kırdınız, çağırdınız bir dönem değil mi? Yani şimdi burada e, İsmail Hoca'nın e, iki dönemine de baktığımızda, son iki dönemine de baktığımızda evet, fotoğraf İsmail Hoca'yı gösteriyor. Bir fotoğraftan zaten e, Volkan Demirel'i Görevinden dolayı dışarıda bıraktık. Ha, şimdi İbre ne olur onu bilemem. Abdullah Avcı'nın bir sunum yaptığı söyleniyor ki ben bunu daha önceden de zaten duymuştum. Daha önceden de Abdullah Avcı'nın e, Sayın Ali Koç döneminde bir dönem Trabzonspor'a gitmeden önce de ismi e, geçenler arasındaydı. E, ama şimdi bir de Fenerbahçe camiasında, Beşiktaş camiasında, Galatasaray camiasında ve Trabzonspor camiasında genelin kabulü diye bir olay vardır. En azından benim için vardır Şimdi İsmail Kartal genelin kabulünü her zaman alan bir teknik direktördür. Arada tabii ki eleştirenler olabilir, istemeyenler olabilir. Onlar kendinden bağımsız tabii ki fikir sahibidirler ve saygı duyar. Bir teraziye ikisini koyduğunuz zaman Abdullah Avcı ile İsmail Kartal'ı, İsmail Kartal'ın daha kabul gördüğünü en azından yakın çevremden ve sosyal medyadan izleyebiliyorum, takip edebiliyorum. Ama Abdullah Avcı'nın Trabzonspor'da son dönem şampiyonluğu, onun... Daha çok tercih edilen yerli teknik adamlar arasında ön plana çıkarmıştır. Hatta ismi bundan bir ay önce, bir buçuk ay önce de milli takımda da servis evet. edildi. Orada da tepkiler oldu falan. Şimdi İsmail Kartal'ın verilerini verdik, üzerine konuştuk. Ama neden Abdullah Avcı diye bir soru sormaz mıyız? Yani neden Abdullah Avcı? Sadece kriteri Trabzonspor'la yaşadığı şampiyonluk mudur? Biraz gerisine gittiğimizde şunlar da var mesela. Teraziye bunlar da konulacaktır. Belki de Sayın Ali Koç ve ekibinin e, çat diye bir, çok zor bir dönem az önce sen söyledin hani karavana atma şansı yok özellikle teknik direktörde. Çat diye karar verememesinin sebeplerinin başında bu geliyor. Bir, camia Abdullah Avcı e, genelin kabulünü alacak mı? İki, Abdullah Avcı'nın Beşiktaş'taki istatistikleri, Abdullah Avcı'nın milli takımdaki istatistikleri, Abdullah Avcı'nın Başakşehir'deki istatistikleri. Şimdi Trabzonspor'daki istatistiklerini sayarsanız veya kendisine sorduğunuz zaman mutlaka bize yenilmezlik, iç sağ galibiyetleri en çok gol atan takım şu 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 onlar e, mutlaka sayılacaktır artılar Ama totalde e, futbol severlerin baktığı şey şudur. Beşiktaş'ta başarısızlık. Başakşehir'de 10 yıl şampiyonluk yok. Çok net. Milli takımda e, eğer hafızam beni yanıltmıyorsa dünya sıralamasında 18 38'lere 58'lere düştüğümüz bir dönem. E, sadece e, yani şöyle baktığım zaman Romanya'ya mağlup olmuş bir milli takım. Hollanda'ya mağlup olmuş, Macaristan'a mağlup olmuş. Zaten toplamda 5 e, tane 6 tane resmi maça çıkılmış diğerleri hazırlık maçları. E, sadece Andorra'yı 2-0 deplasmanda yenmiş bir de Estonya'yı yenmiş milli takım kariyeri var. Şimdi, Kısa süren bizi. Yani şimdi bu kariyer Milli takım hocası olmaya yeter mi? Bu kariyer Fenerbahçe'nin hocasına bu istatistikler yeter mi? Bunları tabii ki benle birlikte birçok kişi sorgulayacak ama bunları sorgularken e, kimse yanlış anlamasın. Ben ne kimsenin sözcüsüyüm. Ne yandaşıyım veya eee karşıtıyım diye söylemiyorum. Ama İsmail Kartal Abdullah Avcı eğer e, tartacaksak bunları da koymamız lazım kefeye. Yani bu nedenle de e, zor bir karar. Gerçekten zor bir karar. E, camia, eğer Abdullah Havcı e, kararı verilirse bir kere camianın dışından bir isim getirmiş olacaksınız. Yani sizin e, 10 gün önce, 15 gün önce söylediğiniz, genel kurda söylediğiniz e, tarife uymayacak. Evet. Uymayabilir. Eğer tarifin dışına çıkacaksanız belki araya Yabancı bir antrenör de sıkışabilir. Yani bu da e, hani başkanın söylediği tamam. Başkan söyledi böyle oldu yok şartlar evet. şartlar. E, hani fikir vermek kolaydır ama hüküm vermek karar vermek zordur. Şu anda Sayın Ali Koç'un vereceği hüküm ve karar özellikle teknik direktör konusundaki gerçekten de kılık kırk yararak. Hani aman ben böyle söyledim e, bu isimlerden başkası olmasın diye Fenerbahçe'ye uymayacağını başaramayacağını düşünüyorsa bence hiç ayıbı yok bu işin. Biz bunlarla düşündük. Olmadı. Bu isimle çalışıyoruz evet. demeli. Ama o isim kim olacak? Gerçekten çok zor bir karar.